Grayscale zaferinin işine yaradığı iddia edilen altcoin'lere bir göz atacağız. Bakınız aşağı doğru devam eden bu şekilde bir haber mevcut. Şimdi diyor ki burada Grayscale zaferi en çok XRP ve bu 6 altcoin'e yaradı. Şimdi Grayscale zaferi ilk olarak kimin, hangi tarafın, nerenin işine yaradı sorusunun cevabı. Tabii ETF onayı bekleyen kripto paraların ve birinci elden ETF başvurusu yapılması beklenen kripto paraların işine yarayacaktır. Yani tabii ki birinci sırada Bitcoin'in işine yaradı. Çünkü ETF, spot ETF başvurularının onaylanması yolunda Bitcoin ciddi bir yol gitmiş oldu ki arkasına ABD hukukunu almış oldu. Bu bir. İkincisi tabii ki de Ether. Çünkü genel itibariyle zaten piyasa içerisinde Ether'e yoğun bir ilgi var ve Ether'in de biliyorsunuz ki ETF'leri geliyor. Dolayısıyla bu sadece Bitcoin için değil, aynı zamanda Ether için de gayet güzel bir durumdur. Ether'e de pozitif oldu. Ether'den sonra malum XRP coin'de, yani XRP coin'in fiyatlarında ciddi yükselişlerin de beklenmesine sebep olan bir husus, o da XRP coin spot ETF başvurusunun da gerçekleştirilecek olması. Ya bu durum bu şekilde. Hatta Egrak bunu malum 200 dolara kadar fiyatları bu şartlar altında çıkabilir diye adletmiştir. Ve BlackRock gibi devlerin ilerleyen vakitlerde XRP coin için spot ETF başvurusunda bulunacağını iddia etmiştir. Ki ben de buna katılıyorum. O yüzden evet XRP coin için de pozitif durumlardan bir tanesidir. Çünkü ETF'lerin önü açılırsa hatta Bitcoin spot ETF başvurusu onaylandığı ve açıldığı takdirde ABD'de Ether'in de ve yakın zamanda 3. sırada XRP'nin de gelmesiyle önü açılacaktır diye bu durumu özetlemek gerekiyor. Haricinde Ripple'la Sedge arasındaki davaya fakat muhtemelen bunu bağlayacak. Yani tabii ki benzer noktalar alınacak yerler var ama bunun haricinde öyle çok çok fazla bir şey yok. Ben de bunu açıkça söyleyeyim yani. Şaşırtıcı bir gelişme olarak XRP Spot Bitcoin ETF'ine ilişkin Grayscale vs. Sedge davasındaki son mahkeme kararının ardından değerinde %6'nın üzerinde kayda değer bir artış yaşadı. Bu karar yalnızca kripto para dünyasında olumlu şok dalgaları yaratmakla kalmadı. Aynı zamanda yatırımcıların bu kripto varlığa olan inancını yeniden canlandırarak XRP'yi de önemli ölçüde destekledi. Ayrıca sentiment verileri Grayscale olayından yarar sağlayan birkaç altcoin projesine daha işaret etti. İşte detaylar. Zaten sentiment biliyorsunuz XRP üzerine çok fazla konuşur ve rapor hazırladığı falan da çok bilinir. Grayscale zaferi XRP için olumlu oldu. Peki, Grayscale vs. Sedge davasında verilen karar kripto para piyasasında zincirlerin bir reaksiyonu yol açmış duruyor. Zira XRP'ye önemli ölçüde fayda sağladı. XRP'nin değerindeki bu artış Sedge hamlesini takip etti. Sedge, XRP'yi menkul kıymet olmayan varlık olarak sınıflandıran önceki mahkeme kararına karşı temyiz başvurusu yapmıştı. Bu arada bu noktada işler biliyorsunuz ki biraz değişti. Sedge şu anda XRP coin'e en son açıklamasında başından beri menkul kıymet demediğini, menkul kıymet olduğunu iddia etmemekle birlikte yine de bazı işlemlerinin yatırım sözleşmesi kapsamına girdiğini açıklamıştı. Yani adam diyor ki bu bir menkul kıymet değil. Eyvallah, biz buna bir menkul kıymettir demiyoruz zaten. Yani her hareketinin, her işleminin bir yatırım sözleşmesi olduğunu söylemiyoruz diyor. Tamam. Ama diyor yine de bazı işlemleri yatırım sözleşmesi kapsamına girer diyor. Yani tam parçayı koparamadık. Bari 3-5 bir şeyler alalım mantığıyla Sec'in ilerlediğini görürken bunun da tabii ki Sec için büyük bir kayıp olduğunu anlıyoruz. Yani karar XRP için çok önemli bir zamanda geldi. Piyasa gözlemcileri ve merakları Sec'in Grayscale davasındaki kaybını izledi. Düzenleyicinin kripto para birimleri konusundaki tutumunda potansiyel bir dönüm noktası olarak yorumladı. Sec, kripto varlıkları ele alış biçimi nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştır. Bir dizi yasal yenilgi, düzenleyici ortamda bir değişime işaret
edebilir. Yani eleştiriye maruz kalmayı bırak. Adamın şu anda diyorum ki yani komite adamın istifasını istiyor. Daha ileri bir şey var mı? İkincisi bir dizi yasal yenilgi düzenleyici ortamda değişikliğe yol açmaz. Seçimi beklemek lazım. Bu değişimin varlığın sınıflandırılması ile ilgili netlik bekleyen XRP yatırımcıları için memnuniyet verici bir gelişme olduğu kanıtlandı. XRP'nin menkul kıymet olmayan varlık statüsüne ilişkin devam eden hukuki mücadele kripto paranın performansını ve yatırımcı duyarlılığına gölge düşürdü. Grayscale kararı kripto para birimlerini içeren düzenleyici çalışmaların geleceğine bir bakış olabilir ve potansiyel olarak bu kripto varlıkların lehine eğilebilir. XRP'nin fiyat geçmişi düzenleyici güncellemelerden ve piyasa duyarlılığından etkilenen dalgalanmalara işaret ediyor olsa da son yükseliş kısa vadeli bir yükseliş eğilimine işaret ediyor gibi duruyor. Yani asıl nokta olmayan pek çok noktaya değinmiş aslında burada. Dediğim gibi sonuçta XRP de bir gün bir ETF noktasında ilerleyebilecek baş adaylardan bir tanesi olduğu için önünün açılacağı dolayısıyla bir tren misali XRP'ye de bir gün sıra geleceği anlamını taşıyor. İkincisi işin biraz daha spekülatif noktasına da burada değinilebilir ki bu da Ripple'ın SEC karşısında başlangıçta kazanması, şu anda da aynı şekilde Grayscale'ın kazanması ve potansiyel karşı karşıya gelişlerde her ikisinin de birbirine bu bağlamda emsal niteliğinde bir hareketi karşımıza getirmesi olasıdır. Grayscale vs. SEC kararı XRP'nin son dönemdeki durgunluğundan kurtulması için gerekli katalizörü sağlamış gibi zannetmiyorum. Ayrıca yatırımcılar arasındaki iyimserliğe yol açmış gibi duruyor. Bak şöyle bir şey var. XRP'ye şu anda hani fiyat anlamında çok fazla Grayscale yardımcı olmaz. Olmadı da zaten. XRP zaten piyasa açılımı halinde büyük yukarı fiyatlamalar yapabilir. Bunun için şu anki pozisyonu, genel durumu gayet müsait. Bunu da söyleyebilirim. Ancak dediğim gibi piyasanın önce bir açılması gerekiyor. Piyasanın düzgün bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. Yoksa Grayscale kısa vadede XRP fiyatları üzerine çok fazla bir şey yapamayacaktır. Burada çok önemli bir şey var mı? Mesela işte temyiz olayından bahsediyor. Temyiz mahkemesi de yakında başlayacaktır. Ama biraz daha seçimlere kadar işin ağır ilerleme ihtimali var. Bu neymiş ya? Ben bunu yeni gördüm ha. Vallahi ilk defa görmüş bulunuyorum şu anda bu özelliği. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.